Merhaba, Ali Bey, teşekkür merhabalar, ederim. İyi nasılsınız? akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlarımız yavaş yavaş geldiler. Hiç zaman kaybetmeden piyasadaki son rakamlara bakalım. Dün 1,28 aşağıda kapatmıştı Borsa İstanbul BIST 100 tarafı. Bugün 1,26 aşağıda kapattı. 5.231'den tamamladı günü. Dolar yatay hareketine devam ediyor. Euro 20,50'nin üzerine çıktı. 1.933 dolarda ons altın. Paritede 1,08'de diyorum. Sözü size Ben de bırakıyorum. hemen genel değerlendirmeyle başlayayım. BIST 100 tarafında önemli dirençlerden geri geldik. Önemli destek seviyelerinde dün de bugün de tutunmaya çalışıyoruz. Özellikle rakam vermem gerekirse 5.160'lara yükseldi. 5.160'lar altında kapanışlar gelmeye başlarsa aşağıda altında kapanışlar gelmeye başlarsa bir miktar daha aşağı doğru sertleştiğini, 5000 desteğinin kırıldığını görme ihtimalimiz var. Eğer ki fiyatlar 5000 desteğinin altında zaman geçirmeye başlarsa, günlük kapanışlar almaya başlarsa da bu düzeltmenin bir öncekinden biraz daha sert olma ihtimali olacak. Çünkü bilanço beklentisiyle hızlı bir tepki verdik önceki düşüş sonrasında ama gelen bilançolarda beklentilerin çok çok üzerinde olmazsa burada yeniden kar satışı getirme ihtimali olacak. Bu yüzden özellikle yukarıda 5.560'lar, 5.600'ler aşılmadığı sürece bir miktar pozisyonlar tarafında ben en azından %50 ile gidilmesi taraftarıyım. En azından bu sene için. Yani seçim yılı geçtiğimiz sene gibi ciddi primlerin olmadığı bir sene olacak diye düşünüyorum. Tabii ki hisse senedi bazında ayrışmalar olacaktır. Bilançoları çok iyi gelen şirketler, örneğin havacılık iyi bekleniyor. Belki bunlar devam edecekler yukarı yönlü hareketlerini ama bilanço baskısı altında kalan şirketler de olacak. Belki en iyi dönemlerini yaşamış olan, belki bir dahaki dönemde benzer şekilde kâr edemeyecek şirketler olabilecek. O yüzden de bir miktar daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Altın tarafına bakalım. Altın tarafında da genel anlamda yön yukarı ama kısa kısa düzeltmeler yaşıyoruz. Özellikle aşağıda 1915 seviyesine dikkat edelim. Ons tarafında bir miktar yukarıda 1930'lar var. 1930'lar üzerinde kalabiliyorsak 1960, 1974 ve sonrasında 2000 seviyesine doğru hareketin sürme ihtimali yüksek. Kısa vadede nerede bozulacak? Eğer 1915 kırılırsa burada kanalımızın alt trendi var. Üst trendi kırmış oluyoruz 1915'ler kırılırsa. O zaman da 1890-1870 bandına doğru bir geri çekilme görme ihtimalimiz olur ki burası bence alım fırsatı olur. 1850 stopla eğer ki geri çekilme yaşarsak 1870-1890 aralığına ons altın tarafında alım fırsatı olarak izlenebilir. Viyop tarafında özellikle çok sert hareketler yaşıyoruz. Burada da kaldıraç tarafında arkadaşların bir miktar daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yaklaşık son yarım saatte o 120 puan geri geldik. 5.970 seviyesine özellikle dikkat çekiyordum ben. Tam o seviyeyi gördükten sonra da 120 puan geri gelerek en dip seviyeyi yakın kapattı. Burada en azından kaldıraç tarafında teminatları ayarlayarak risksiz, çok fazla risk almadan hareket etmekte fayda var. Şu an için 5.970 üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece aşağı baskı 5.740'lara doğru yeniden devam edecek gibi görünüyor Viyop 30 tarafında da. Tabii Peki, hisselere geçebiliriz. geçelim mi o zaman? Enka İnşaat var. Enka bir türlü toparlanamadı endeksin sert düşüşünden sonra. Zaten çok fazla da endeksin düşüşüne ayak uydurmamıştı. Ama genel anlamda baktığımız zaman eğer ki 30-60'lar üzerinde kapanış yapamıyorsa aşağı baskının devam etmesi beklenebilir burada. Bu da 26 seviyelerine hedef yapar. Yani bir önceki düzeltme yaptığı seviye diye dikkat ediyoruz, hep dikkat çekiyoruz. 26-27 aralığına kadar gelme ihtimali var. 30-60 seviyesini geçemiyorsa. 30-60 seviyesi üzerinde de olumlu. İlk direnci de 32-70'ler civarında olur. Peki, Akbank var.
Akbank tarafında 17-20'ler önemli destekti. Altında kapanış yapmış. Bankacılık genel anlamda zaten tepkiye ayak uyduramadı ve zayıf görünüm devam ediyor bana göre. Burada net olarak 17-90'lar üzerinde yeniden kapanış yapamıyorsak 16-10'lara doğru Akbank'ın geri çekilmesini bekleyeceğiz diyebilirim. 16-10'un altı riskli. Eğer bir stop düşünülecekse 16-10 altında en azından pozisyonların %50'si realize edilip daha alttan almak denenebilir diye söyleyebilirim. Diyor boya var. DIO da ay başından itibaren ciddi bir düzeltme yapmış. Tepki yapmaya çalışırken de 25 seviyesine takılmış. Burada özellikle dikkat edeceğimiz destek seviyesi 21-30'lar. Bu seviye üzerinde tutunabiliyorsa yeniden bir tepki vermeye çalışabilir 25 lira kadar. Ama 25 seviyesi aşılamıyorsa yeniden aşağı baskının arttığını görebiliriz bu hissede de. Peki, Bantaş var. Bantaj da 8 lira direncinden dönmüş. 8 lira üstüne atmadığımız sürece yine baskı oluşabilir aşağıya doğru. Özellikle dikkat edeceğimiz destek seviyesi de burada 6.40'lar. 6.40'lar üzerinde kaldığı sürece 6.48 arasında testlere 8 lira geçilirse yeni zirve olarak hareketin devamı beklenebilir. 6.40 altında da dikkatli olmakta fayda var. 5.60 seviyesine kadar geri gelebilir burada da. Peki, Eplas var. Eflas zirvesini kırmış bugün. Devam ediyor yukarı doğru. Burada 44 stop olmak kaydıyla hareket takip edilebilir diye söyleyebilirim. Peki, Alkar var. Alkar'da da direnç seviyesi söyleyecek olursak 600 lira seviyesi aşılamazsa burada da aşağı baskının devam ettiğini görebiliriz. İlk önemli destek seviyesi de bir önceki dip seviyesi 510'lar civarında. Yani 600 lira geçilemiyorsa 500-600 arasında testere hareketi devam edecektir. 500 kırılması halinde de bir miktar dikkatli olmakta fayda var. 450'lere kadar hareketin devam ettiğini görebiliriz. 600'lerin aşılması halinde de yeniden yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Peki, Tüpraş var. Tüpraş benim en beğendiğim hisselerden olmaya devam ediyor. Burada zaten uzun süredir söylüyorduk. 600 lira seviyesi destek seviyesi. 600 üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Yeniden yeni zirve yönünde hareket etmeye devam edebilir. En fazla temettü beklentisi olan hisselerden de birisi Tüpraş. Burada 606 kapanışlarda yine bir en azından pozisyonların yarısı realize edilip geri çekilmeye karşı eski zirveye doğru bir geri çekilme beklenebilir eğer 606 kapatırsa. Burada da 550'lerde yeniden alım fırsatı olarak görülebilir tekrar. Peki, Günsa var. Tekstil tarafı aslında uzun zamandır baskı altında. Buna dikkat etmek gerekiyor. Neredeyse Ekim ayından beri zirve tazeleyemedi. Yani bir miktar üstlerini gördü Ekim'deki zirvesinin ama sürekli aynı bölgede hareket ediyor. Aşağıda 66, yukarıda da 94. Büyük bir testere bandı var burada. İlk aşamada yukarı yönlü kırılımın olması için 80 lira üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bunu başaramıyorsa baskının devam edeceği 80-66 aralığında gelgitlerin devam edebileceği düşünülebilir. 66 altında eğer ki sert bir düşüş yaşarsak ve fiyatlama almaya başlarsa bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Düşüşün boyutu burada da biraz artabilir. 60-56 aralığına kadar geri çekilme görebiliriz eğer endekste sert düzeltme yaşanırsa. Türk Telekom var. Türk Telekom da diri kalan hisseler arasında. Son günlerdeki düşüşlerden çok fazla etkilenmiş değiller aslında. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken destek noktası 21.50'ler. Eğer geri çekilmeler de bu seviye üzerinde kalabiliyorsak
ki dün ve önceki gün yapılan düzeltme hareketinde bu seviyeler destek oldu. Bundan sonra da bu seviye üzerinde kalabilirsek yeniden yukarı yönlü hareketin başladığını, 24 direncine doğru bir hareketin başladığını görebiliriz. Yeni zirve yönünde ne zaman güçlenir? Aşağı yukarı o da 25-40'lara gelir. 25-40'lar aşılması halinde yeni zirve beklenebilir. Bu seviyeyi aşamıyorsak ve aşağıda eğer 21-50'leri kırıyorsak burada da bir miktar dikkatli olup 18-20 bandını beklemekte fayda var. Peki, VESP var. Vespe önemli bir destek noktasında 13.60'larda tutunmaya çalışıyor birkaç gündür. Burada destek bulabilirse yeniden bir 14.20'lerin üzerine atmayı deneyecek. Tekrar orumlaya dönebilmesi için de 14.20 üzeri kapanış gerekiyor. Gelecek tepkiler eğer 14.20'yi geçemiyorsa burada yeniden bir baskı olması beklenebilir aşağıya doğru. Kırılım halinde de 12.70'lere kadar düzeltmenin devam ettiğini görebiliriz. Peki Ford var. Bu sene otomotiv tarafının hareketli geçmesi bekleniyor. Ford da zaten zirvelerine yakın seyrediyor. Neredeyse düzeltmeyi hiç yaşamamış gibi şu andaki fiyatıyla birlikte. Tüpraş aynı şekilde, Ford benzer şekilde. Burada özellikle 480'lere dikkat edelim. 480'ler üzerine kalabiliyorsa herhangi bir sorun yok. Güç toplayıp yukarı yönlü hareketine devam edecek diye düşünebiliriz. Ama 480'ler altında burada da bir miktar dikkatli olmakta fayda var. 480 kırılması halinde düzeltmenin 450'ye kadar geldiğini görebiliriz. Peki, Şişecam var. Şişe de önemli destek noktasında tutunmaya çalışan hisseler arasında burada 41 lira 40-41 aralığı önemli bizim için. Altında kapanışlar yaparsa 38-36 bandına doğru bir hareket görebiliriz. Ama üzerinde kalmayı başarabilirse, 40-41 üzerinde başarabilirse yeniden olumluya dönüş için 43-25 seviyesinin aşılması gerekiyor. Gelecek tepkiler yine 43-25 seviyesini aşamıyorsa yeniden aşağı baskının artacağını düşünebilirsiniz burada da. Peki, Hektaş var. Hektaş ve SAS'ı biliyorsunuz cezaların devamı kararı alındı. Burada özellikle 32'ler çoklu dip bölgesi. Uzun zamandır bu bölgeyi dip yapmaya çalışıyor. 32'ler kırılmadığı sürece sorun yok. Ama eğer ki altında fiyatlamalar başlarsa burada da 28-30 bandının geldiğini görebiliriz. Tepkilerde nereye dikkat edelim? Özellikle burada 37 seviyesi ciddi anlamda güçlü bir direnç seviyesi oldu. Gelecek tepkilerde eğer bu seviye aşılmıyorsa yeniden satal yapmakta fayda var. Eğer bu hissede kalıcıysanız ve trade etmek istiyorsanız sizin için önemli trade aralığı 32-37 bandı olmalı diye söyleyebiliriz. Peki, Vakıfbank var. Bankalarda dediğimiz gibi görünüm zayıf, önemli destek noktasına çekilmiş Vakıfbank'ta. Burada 9.60'lar geri çekilmelerde bizim için önemli olacak. 9.60 üzerinde kalabiliyorsa yeniden bir tepki verebilir ama net olarak yukarı döndü diyebilmemiz için 11.20'lerin aşılması gerekiyor. 11.20'lerin üzerinde kapanış görmediğimiz sürece buradaki baskı da devam edebilir diye söyleyebilirim. Peki, Alarko sorulmuş. Alarko ben Aralık ortasından beri özellikle bahsediyorum. Enerjilerde belki son iyi bilançolar gelecek. Şöyle düşünün, belki bu Alarko üzerinde geçerli olmayabilir ama birçok sanayi şirketi güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapıyor ve ileride birçoğu kendi enerjisini kendi üretecek duruma gelecekler. Böyle bir durumda beklenen nedir gelecekte? Enerji fiyatlarının ucuzlamasıdır. Bu da şu andaki zirvede olan enerji fiyatları için, enerji hisseleri için belki gelecekte olumsuz anlamda karşılanabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Eğer ki bilançolar beklentilerin çok çok üstünde gelmiyorsa enerji tarafında biraz dikkatli olunmasını öneriyorum ben açıkçası.
Alakoda özellikle güçlü direnç seviyesi 73-60'lar. Alakonun farklı yaptığı işler olabilir. Belirttiğim gibi başta da alaka özelinde bu geçerli olmayabilir. Onu da dikkate alsın arkadaşlar. 73-60 geçilmediği sürece direnç seviyesi olarak hala baskı devam edecektir. Aşağıda özellikle dikkat etmemiz gereken destek noktası da 66'lar. Eğer ki burada bir kırılım görürseniz alakoda 60-56 bandına doğru bir hareket görme ihtimaliniz artacaktır önümüzdeki dönemde. Peki, ayan var. Ayende de aynı şekilde enerji krizinin çözülmesi, bir miktar piyasanın rahatlaması ve satabildiği ürünlerin fiyatının düşmesi ki bekleniyor aslında bu önümüzdeki aylarda, belki sene sonunda enerji fiyatlarının zirveden dönüşü bekleniyor. Böyle bir durumda bunlar da baskı oluşacaktır. Eski zirvelerinden bir tanesini destek yapmaya çalışıyor. Burada 30-31 bandı özellikle önemli. Bu seviye üzerinde kalıyorsa yeniden tepki görebiliriz. Nereye kadar? 35-60'lara kadar. Ama eğer 35-60'lar üzerinde kapanışlar göremiyorsak, bu en azından elimizdekileri realize etmek için fırsattır diye düşünebiliriz. Net olarak yukarı döndü dememiz için de 35-60 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Peki, Pegasus var. Havacılık beklentileri iyi olmaya devam ediyor. Yayın başında da söyledik. Burada endeks belki bekleneni veremeyecek bu sene ama sektör bazında ayrımlar karşımıza çıkacak. Burada da havacılıkta gerçekten kış sezonuyla birlikte hareketin devamı bekleniyor. Bilançoları, olumlu katkıları bekleniyor. Bu yüzden de geri çekilmeler genel anlamda alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Ve düzeltmeler sonrası en çabuk zirvesini geçen senetler genelde havacılık şirketleri oluyor. Türk Hava Yolları ile Pegasus da bunların arasında 500 lira aşağıda önemli destek seviyesi. Kırılması halinde dikkat edeceğimiz ana destek de 450'lerde. Burada 450'ler kırılmadıkça ben teknik açıdan herhangi bir risk görmem. Ama 456 kapanışlarda düzeltmenin boyutu büyük ihtimalle endekste de sert yansımıştır ve burada da aşağı doğru sertleşebilir. Onda da 400-350 bandına doğru bir hareket görme olasılığını artırır 450 desteğinin kırılması. Ama 450 kırmadığımız sürece herhangi bir sorun yok. Yukarı yönlü bilançoyla birlikte de desteklenmeye devam edebilir, yeni zirveler yapabilir diye söyleyebilirim. Peki, Ege Endüstri var. Ege Endüstri de önemli bir destek bölgesine çekilmiş durumda. Burada özellikle 5580'ler bizim için önemli. Eğer bu seviye altında kapanış yapmıyorsak tekrar 6000'ler üzerine bir hareket görebiliriz. Ama 5580 altında kapanışlar gelmeye başlarsa Ege Endüstri'de önemli destek seviyesi olan 4900'lere kadar bir geri çekilme öngörülebilir. Türk Traktör var. Türk Traktör için 540 önemli. 540 üzerinde kalıyorsa herhangi bir sorun yok. Piyasanın toparlamasıyla birlikte yeniden 600'ler üzerine bir hareket görebiliriz. Geri çekilmelerde özellikle alım fırsatı yaratır diyebileceğimiz seviyesi 500'ler. 500'ler üzerinde kaldığımız sürece ana bakışta, genel bakışta herhangi bir sorun görmüyorum ben burada da. Bilançoyla birlikte de yeni zirve atağa gelebilir eğer ki 500'ler kırılmamışsa. Borusan var. Borusan'da özellikle 66'lara dikkat edelim. Birkaç gündür bu seviyeleri test edip tekrar yukarı tepki veriyor. 66 seviyesi kırılmadığı sürece yukarıda 74'ler denenmeye devam edebilir. Ana yönün tekrar yukarı dönmesi için 74 seviyesinin kırılması gerekiyor. 74 kırılırsa 80 bandına doğru hızlı bir atak gelebilir. Ama bu aralık kırılmadığı sürece aşağıda 66, yukarıda da 74. Kırılmadığı sürece gelgitler devam edecektir bu seviyeler arasında. Peki, Smart
G var. Teşekkür ederiz yazdıklarınız için ayrıca. Güneş enerjileri tepkilerini yaptı. Dinlenmeye geçti diyebiliriz. Burada özellikle band söylemem gerekirse 70 ile 91 aralığı testere bandı olarak bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Kırılım gelirse 91 üzerinde net olarak yeniden yukarı yönlü hızlı hareket edebilmesi için 108'lerin aşılması gerekiyor. Böyle sert bir hareket görürsek ve 108'de hareket tıkanıyorsa, alıcılar zayıflıyorsa bu da satım için fırsat olarak değerlendirilebilir tutanlar için. Bu arada Buğra Bey, Çupraş bakıldı. Bir oyan var. Bir yönde son 2 haftadır güçlü durmaya çalışan hisseler arasında yukarı yönlü yeniden hareketin başlayabilmesi için 18'lerin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Eğer 18'li seviyeler üzerinde fiyatlamalar gelebiliyorsa 20'ye kadar atağın devamı beklenebilir. 20 çok kuvvetli. Bu seviye üzerinde kapanışlar gelirse hızlı bir şekilde yeni zirve yapmaya gider ise. Ama 18-20 bandı aşılamıyorsa yine düzeltme bandı olarak görülebilir burası da. Aşağıda da önemli destek seviyesi 16'lar. Geri çekilmelerde bu seviyenin kırılması pek hoş olmaz. Dikkat etmekte fayda var eğer 16 seviyesi kırılırsa da. Peki Kozal var. Kozal'da özellikle 550-520 bandı kırılmadığı sürece herhangi bir sorun görmüyorum. Bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece yeniden yukarı yönelip 630'lu seviyeleri aşabilirse yeni zirve yönünde hareket ettiğini görebiliriz. 630'u geçemiyorsa 630-500 aralığında gelgitler devam edebilir burada da. Peki kontrol matik var. Kontrolde de bir testere bandı var. Rakamları söyleyeyim. 170 ile 128 aralığı. Bu aralıkta çok fazla gelgit yapmaya başladı. Net kırılım görmediğiniz sürece yani 170'ler üzerinde kapanış görmediğiniz sürece çok büyük bir beklentiye girmeyin derim. Tamam, patron tarafından destekleniyor, geri alım da yapılıyor açıklamalarına göre. Burada aşağıda da özellikle dikkat edeceğiniz seviye 526-528 bandı olur. Bu seviyelerin altına gelmediği sürece de herhangi bir sorun yok diye düşünebilirsiniz. Ama net yukarı hareket için az önce de belirttiğim gibi 170'ler üzerinde kapanış görmeniz gerekiyor. Peki Bursa Çimento var. Bu Çin de kötü bir kapanış yapmış. Hatta 4-5 neredeyse bir haftadır kötü kapanış yapıyor. Beşli seviyeler önemli Bursa Çimento için. Beşin altında kapatmadığı sürece tepki görebiliriz burada. Tepki nereye kadar gelebilir? 5,50'lere kadar gelebilir. Ama 5,50'ler üzerinde yeniden kapanış yapamıyorsa büyük ihtimalle 5 desteğini de kırma yönünde hareket edecektir. İlk aşamada da 4,60 desteğine kadar bir geri çekilme öngörülebilir eğer 5 lira seviyesi kırılırsa. Kale kim var? Ekim'de de 45 seviyesi önemli. Bu seviyenin altında kapanış almaya başlamış. Biraz olumsuz. Eğer 45 lira üzerine tekrar atamıyorsa burada 40 seviyesine kadar bir düzeltme öngörülebilir. Fiyatlama yeniden 45 lira üzerine atarsa ve kalıcılık göstermeye başlarsa yeniden yukarı yönlü 50 seviyesine kadar bir hareket görme ihtimalinden bahsedilebilir. Peki. Son olarak da Akmerkez GYO'ya bakalım. Bitirelim yayınımızı yavaş yavaş. Merkezde de bir son dönemde, bir 10 günlük dönemde testere bandı var. 77 ile 70 aralığında. Burada kırılım görmediğiniz sürece, özellikle 77 üzerinde kapanış görmediğiniz sürece aşağı baskı devam edebilir 70'ler üzerindeki. 70 altında da özellikle dikkat edeceğimiz seviye 64'ler. Yani yukarıda 77'leri aşamıyorsak sorunlu. Ama 77'ler üzerinde kapanış görebiliyorsak 80'ler üzerine doğru hızlı bir hareket gelme ihtimalinden bahsedilebilir.
Ben teşekkür Peki. Çok çok ederim. teşekkür ederim Ali Sağ Bey. olun. Ağzınıza İyi sağlık. akşamlar.